Isıtılan sıvı moleküllerinin kinetik enerjileri artarak moleküller birbirinden uzaklaşır. Bu durumda sıvının hacmi artmış olur. Ocakta bulunan sütün taşması, sıcaklık arttığında termometrede bulunan sıvının yükselmesi, sıvıların hacimce genleşmesine örnek gösterilebilir. Şekillerdeki kaplarda aynı cins sıvı olsun. Birinci kaptaki sıvının hacmine 2V dersek, ikinci kaptaki sıvının hacmi 3V, üçüncü kaptaki sıvının hacmi 4V olur. Kaplardaki sıvıların sıcaklıkları eşit delta T kadar arttırıldığında sıvıların genleşmesi ilk hacmine bağlıdır. Sıvıların borularda yükselme miktarı delta V eşittir V0 çarpı A çarpı delta T olduğundan birinci kaptaki sıvı H1 eşittir 2H yükselirse, ikinci kaptaki sıvı H2 eşittir 1,5H, üçüncü kaptaki sıvı H3 eşittir 2H yükselir. Kaplara eşit Q ısısı verildiğinde sıvılar aynı cins olmak şartıyla kaplardaki sıvıların genleşmesi ilk hacminden bağımsızdır. Üç kaptaki sıvının genleşmesi birbirlerine eşit olur. Bu durumda üst kısımdaki kesit alanı küçük olan birinci kaptaki sıvı H1 eşittir 2H yükselecek olursa, ikinci ve üçüncü kaptaki sıvıların yüksekliği H2 eşittir H3, o da eşittir H olur.